Arkadaşlar merhaba. Set 257 birinci soru. ABCD kare ECEB birbirine eşit. FD 2 santim, EF 2 santim olduğuna göre X kaç santimdir? Şimdi hemen şöyle başlayalım. Önce şuraya A birim, A birim verelim. Karenin bir kenarını 2 A birim bulmuş olduk. Ardından şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgen arasında benzerlik yapacağız. Şuradaki açıya X dersek şurası Y, şurası 90 derece, şurası X, şurası Y. Şimdi dikkat ederseniz buradaki dik üçgende X'in gördüğü kenar Y'nin gördüğü kenarın iki katı. O zaman burada da X'in gördüğü kenar Y'nin gördüğü kenarın iki katı olacak. Burası ne oldu? 4 birim. Pisagor bağıntısına bakarsam 2, 4, burası ne olacak? 2 kök 5. Doğru mu? Peki artık bir kenarımızın 2 kök 5 olduğunu biliyoruz. E burası da kök 5 gelecek. Peki şuradaki dik üçgende Pisagor bağıntısı yaparsam kök 5'in karesi 5, 2 kök 5'in karesi 20, toplamda 25. Yani hipotenüs uzunluğumuz 5 birim gelecek. Buradan x artı 2 eşittir 5, x eşittir 3 birim geldi. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci soru. ABCD kare, AEP'de deltoid, EPEB uzunlukları birbirine eşit, PF 4 santim olduğuna göre PB kaç santimdir? Şimdi buradaki AEP'de deltoid ise deltoid iki tane ikizkenar üçgenden oluşur. Yani şuradaki kenarlar birbirine eşit, şuradaki kenar şuradaki kenara eşit. Peki bu durumda tek bir noktadan 3 tane eşitlik çıkıyorsa bu bir muhteşem üçlü değil mi? Yani E noktasının gördüğü açının 90 derece olması gerekiyor. Aynı zamanda deltoidde köşegenler dik kesişecek. Burası 4 birimse burası 4 birim olacak. Şimdi açıları yazarsam eğer şuraya A, B, şu 90'dan dolayı şuraya A, şurası 90, şuraya da B diyorum. Bu durumda şuradaki iki tane üçgen eş üçgen olmuş oldu. Şuradaki üçgenler. Şu 90'ın gördüğü kenarla şu 90'ın gördüğü kenar eşit. A'nın gördüğü kenar 4 birimse şuradaki A'nın gördüğü kenar 4 birim olacak. Bu durumda aradığımız cevap Bursa. Üçüncü soru. Şekil 1'de verilen ABCD karesi biçimindeki kağıtta ADE üçgeni AE doğrusu boyunca katlandığında EFPC deltoid oluşuyor. AFP noktaları doğrusal ve AF eşittir 16 santim olduğuna göre BC kaç santimdir? Bakın arkadaşlar, EFPC bir deltoid ise eğer şu kenarlar birbirine eşit. Şuraya X diyorum, şurası X olacak. Şuradaki iki kenar birbirine eşit. Ve şuradaki EP'yi birleştirdiğim zaman şunun açıortay olması gerekiyor. Tamam. Peki katladığı bölgeyi tekrar geri açarsam şu şekilde katladığı bölgeyi tekrar geri açıyorum. Buradaki kenarla buradaki kenar ne olacak? Eşit olacak. Şuradaki EF uzunluğuyla şuradaki kenar eşit olacak. Karşılıklı açılar eşit ve katlama çizgisi daima açıortay çizgisidir. Bunu unutmayın. Şunlar açıortay, şunlar açıortay olacak. Peki burada dikkat ederseniz şuradaki iki açıortay arasında kalan açı 90 derece olmayacak mı? Peki burasını 16 birim vermiş. Burası 16 birim. E bunlar 8 8 ayrıldı. E buradaki uzunluk da 8 birim. Peki buraya dikkat ederseniz şuradaki 90 dereceden indirdiğim yüksekliğin karesi ayırdığım parçaların çarpımına eşit olmayacak mı? Yani Öklid bağıntısını kullanıyorum. 8'in karesi 16 çarpı x gelecek. X buradan 4 geldi. Yani aradığımız PC uzunluğu 4 santim. Doğru cevabımız Adana.